Annem nereye gitti Hatice? Bilmiyorum enişte. Bir telefon geldi sonra çıktı. Pazara falan çıkmıştır abi. Bana bak. Ya pazar oğlum. Pazara çıksa Hatice'yi götürür. Ha yok. Alaram biraz öksürüyor da şimdi onu götürmeyeceğimiz için teklif etmemiştir. Kim aradı peki? Sana söylemedi mi? Yok söylemedi. Bir telefon geldi işte. Ondan sonra odaya girdi. Bir 5 dakika sonra da çıktı. Şükür bu işte bir iş var. Şükür bu işte bir iş var. Ne iş olacak abi, saçmalama. Hadi gidelim. Kahveden bizi beklerler. Hadi abi hadi. Hatice, kendine dikkat et. Seni çok özleyeceğim. Ben de kocuş. Ben de seni özleyeceğim. Hatice, kalbimin attığı her dakika seni çok özlüyorum. Bak sevgi pıtırcı oldunuz yine. Beni sinirlendirmeyin. Hadi yürü Şükrü. Tamam abi gidelim. Hatice. Kudüs. Hatice. Yapma beni utandırıyorsun. Sus. Sus. Çok aşığım. Aa Kadriye anne. Ay nerede kaldın, meraktan çatladık. Sana hesap mı vereceğim? Sen işine bak Hatice. Ben işime bakıyorum zaten de. Enişten buradaydı. Sordu da sordu vallahi. Allah Allah. Sorduysa sordu. Ne yapalım yani? Allah Allah. Bundan sonra bana hiçbir şey sormayacak hiç kimse. Tamam mı? Peki sen ne dedin? Bir şey demedim. Ne diyeceğim? İşte telefonla konuştu sonra çıktı dedim. Demişsin işte. Demişsin. Bir şey demişsin yani. Bak bundan sonra laf taşımak yok. Hiçbir yunlamak yok. Allah. Evde olan evde kalır. Anlaşıldı mı? Ya ben ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Anlamadım ki. Yahu bak hiçbir şey söylemeyeceksin. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Hüseyin sorarsa hele ona bak ne diyeceksin biliyor musun? Ya bakkala gitti diyeceksin ya markete gitti diyeceksin. Bu kadar. Anlaşıldı efendim. Kadriye anne sen bu düğüne giydiğin kıyafetleri giymişsin. Hayırdır sen özel bir yere mi gittin? Ya Hatice sana ne? Hem sana ne? Zaten bir tane kıyafetim var. Her yere bunu giyiyorum ya. Sıkıldım artık yani. Ama yeni bir şeyler almam lazım benim. Aa, yeni yeni adetler. Kim o? Kim mesaj atmış? Aa, şey, bizim köyde Neriman. Tövbe, tövbe. Kadriye anne. Efendim Hatice. Sen iyi misin? Hatice çok iyiyim. O kadar iyiyim, o kadar iyiyim ki anlatamam sana. Kim göndermiş? İşte ben onu soruyorum. Kim göndermiş? Şey göndermiş. Aman bizim Neriman'ı biliyorsun değil mi? Çok özlemiştim benim köyün çiçeklerini. Dedim ki ona Neriman'cım dedim. Bana köyümün çiçeklerinden bol bol göndermişsin. Çok özledim dedim. O göndermiş. Şey Hatice, bir fotoğraf çeker misin? Beni böyle göndereyim yani Neriman'a. Çekeyim. Şöyle. Bak bakayım. Yok bu olmamış. Bir dakika, bir dakika ruhumu tazeleyeyim lütfen. Bir dakika. Ne ya? O Neriman seviyor böyle biliyor musun ondan? Çok süslüdür kendisi. Peki.
Vallahi çok beğendim. Çok şahaneydiler. Şükür ederim. Yok, daha konuşamadım çocuklarla. Ne, yarın mı? Yarın buluşamam. İmkan yok, çıkamam ben yarın. Yok, daha söyleyemedim. Şimdi söyleyemem yani, zamanı değil. Zamanı gelince söyleyeceğim. Ay Neriman'cığım, canım Neriman'cığım. Ya ev o kadar güzel çiçeklerle dolandı. Kendimi köyde sanıyorum Neriman. Vallahi bak, her yer çiçek bahçesi gibi oldu. Söz dedim Neriman, söz. Bak arayacağım seni tekrar. Neriman'cığım, ben seninle artık konuşayım. Bayağıdır konuşmadım. Ay Neriman'cığım, vallahi çok teşekkür ederim. Ararım ben seni de. Hay Allah, kapandı kazayla vallahi. Ay. Ya ben de konuşmak istiyordum ama. Ne yapayım, kapandı. İşi var herhalde kadının, kapattı. Bir dahaki aradığına konuşurum o zaman. İnşallah. Allah Allah. Ne şimdi ya? O ne kız? Kavurmalı pide. Ya Hatice ya, evde yemek mi yok da sen dışarıdan yemek söylüyorsun ya? Ben söylemedim Kadriye anne, bak not var üzerinde, en sevdiğinden yazıyor. Yani ben kuşbaşılı kaşarlı seviyorum. Demek ki kocacığım bana göndermedi. Aa, ben severim yani. Kavurmalı pide çok severim ben. Ay hınzır ya, hınzır, hınzır. Kim göndermiş olabilir acaba? Ya şey işte yani, bizim Neriman köyden. Ben ona geçen dedim ki, ya Neriman dedim, kavurmalı pide o kadar özledim, o kadar özledim dedim. Bana köyden gönder dedim, o göndermiş. Demek ondan şey etti o. yesene, soğuyacak. Tamam ama bak, sen bir fotoğrafımı çeksene benim böyle. Pideyi. Evet. Tamam. Şöyle bir de istersen ısırık alırken çekeyim, hani sevmiyormuş gibi olmasın. Ay haklısın. Ay Allah. Hınzır seni. Evet. Çok güzel pideli fotoğraf oldu. Gerçekten. Hiç böyle fotoğraf görmemiştim. Çekeyim. Hüseyin abim de geldi. Aslan abim benim. Ne olup ne bittiğini o biliyordur. Yiğit, o senin işin gücün yok mu oğlum? Abi merak ediyorum. Sor Yiğit, sor. Sen bakma buna. Sor ki öğrenesin oğlum. Abi Haluk abiler yine boşanma kararı almışlar. Neden? Abi zor sorun. Nedeni yok Yiğit o. Onlar boşanmazlar. Bence bu sefer tamam abi. Kesin boşanırlar. Boşanmazlar Yiğido. Sen Haluk abiyle Meltem yengeyi tanımıyor musun? Onları anca ölüm ayarır. Bence bu sefer noktayı koyacaklar abi. Var mısın iddia? Varım abi. Yeter be, susun. Size ne insanların özel hayatından? Bundan sonra benim kahvemde bu konu konuşulmayacak. Onu gerginlik yaratma. Gelmeyeyim oraya. Çay yap. Oo, ev mi aldın Hüseyin? Ev satma Yakup, çay sat. Rıza Bey acil memlekete gitmek zorunda kaldı Yakup. Evinin anahtarlarını da bize emanet etti. Aynen Yakup, amsiyi yalnız bırakmayın. Mamasını suyunu eksik etmeyin dedi. Adamcağız en son amsiyi size emanet ettiğinde elinizden kaçırmıştınız. Doğru söylüyorsun Yakup. Ama sonra bulduğumuzda aramızdaki bağ kuvvetlendi. Şimdi güvenli ellerde Yakup. Kaç günlüğüne gittiler abi? Vallahi birkaç günlüğüne gittiler. Kafaları rahat. Evlerine de hamsiye de biz çok iyi bakacağız. Abi, acaba yazlığa gidenlerin evlerine bakıcılık mı yapsak? Ne dersin? Aklıma çok güzel bir fikir geldi Şükrü. Ne geldi abi? Acaba yazın tatile gidenlerin evlerine bakıcılık yapsak nasıl olur? Evlerine kol kanat gereriz. Gerelim abi. Kol kanat germek bizim işimiz. Rıza Bey zorda kalınca bir hata yapmış Hüseyin. Size kim evine emanet eder ki? Rıza Bey, çocuklar alın anahtarları. Ev sizin dedi. Bu güveni aşıladıysak ne mutlu bize. Bana bak, bizde emanete ihanet olmaz.
bedenimiz kuyulara girecek kadar küçük olsa da ruhumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Biz göremedik daha bu ruhu. Bana bak, fazla konuşmada dörtlüğü kuralım. Kuramazsınız. Nedenmiş? Dik duruşunuzdan. Anlaşılır konuş Yakup. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok Şükrü. Borcunuzu ödeyene kadar size oyun da yok, çay da yok. Nereden çıktı bu antikundin davranışlar Yakup? Biraz da biz dik duralım değil mi? İstakaları getir. Borcunu ödemeyene oyun moyun yok Hüseyin. Kararını değiştirmen için sana verdiğim sürenin sonuna geldin Yakup. Yakup abi, üzme Hüseyin abi. Bırak oynasınlar. Laf ağızdan bir kere çıkar Yiğido. Ben kararımı verdim. Hüseyin borcunu ödeyene kadar bu kahvede oyun oynayamaz. Ama siz oynayabilirsiniz çocuklar. Hüseyin abi oynamazsa ben de oynamam abi. Sen bilirsin. Neco? Ben oynarım. Oynayamazsın Neco. Oynarım ben, kuralım dörtlüğü. Ben sana soracağım dörtlüğü. Abi bırak oynasınlar. Oynayamazsak Şükrü. Bana bak. Yakup, sana verdiğim sürenin sonuna geldin. Akıllı ol. Sürenin sonuna geldiysen gidiyorsun demektir. Bende bir değişiklik yok. Gidiyorum, gidiyorum da dava arkadaşlarımı da yanımda götürüyorum. Kalkın beyler. Hop, müşterilerime dokunma. Kalkın beyler. Hüseyin abi, size takılın, hayatınızı yaşayın. Size sınırsız okey, sınırsız yemek, sınırsız çay vaat ediyorum. Yürüyün benimle. Abi, nereden çıktı bunlar? Sen karışma. Şimdi benimle geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Geliyoruz. Aferin. Unutmayın arkadaşlar. Canımı alanın canı sağ olsun. Ama alamayanın başı sağ olsun. Bana yürü, yürü. Yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutar.